Efendim hepinize merhabalar. Gerçekten Beykoz Belediye Başkanlığımızın İstanbul'da çevreyi çok iyi bir şekilde değerlendirerek İstanbul'un en güzide yerinde harika bir kent ormanı. Bu kent ormanında her türlü sosyal donatı alanları. Bu donatı alanlarında ilk defa İstanbul'da etkinliklerin ilk başlangıcını yapan Giresun derneklerinden birisi olan 31 yıl evvel Kaymak Donduran'da başlayan festivalin, şenliğin ve 31 yıl sonra kent ormanında devam eden şenliğin tam da ortasındayız şu an. Bu programın sunucularından birisi sevgili Gökhan kardeşim. Birisi de benim. Şu ana kadar sanatçı arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle, görmüş olduğunuz şuradaki protokolde bulunan değerli büyüklerimizle, siyasi partilerin temsilcileri ve dernek başkanlarımızla beraber çok güzel bir program icra ediyoruz. Ben mikrofonu Gökhan kardeşime bırakmadan evvel bu programda emeği geçen, başta dernek başkanımız olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine, özellikle sanatçı dalında organizasyonun sahibi olan Mavi Karadeniz'in yönetim kurulu başkanı sevgili Fuat Kuş'a ve bu sahneyi, bu alanı bize tahsis eden Beykoz Belediye Başkanı'nın Murat Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu sevgili Gökhan kardeşime bırakıyorum. Gökhan, hadi bakalım, kolay gelsin. Çünkü sen karizmatik bir adamsın. Mikrofon sana çok yakışır sevgili amirleri, değil mi? Evet. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Musa abi. Sağ olun. Şimdi Mavi Karadeniz televizyonlarından bütün Giresunlu hemşerilerimize, hatta Giresunlu olmayan memleketlerimize de buradan seslenmek istiyoruz. Biz Giresunlular çok birlik, beraberlik içinde, bir açlık içindeydik. Niye pandemi vardı? İki senedir zaten bu şenlik yapılamıyor. Normalde 34.sünü yapmamız lazımdı. İki senedir yapılmadığından birbirimizi özlemişiz zaten. Bu devasa güzel ormanın içinde, Kanuni Kent Ormanı'nın içinde güzel bir birliktelikteyiz. Şimdi Mavi Karadeniz'imizin sahibi Fuat Kuş burada yanımızda. Metin Bey de yanımızda. Onunla bir röportajı yapacağız ama Fuat Kuş'un bir özelliği daha var. O bizim bu etkinliğin yapıldığı derneğin iki dönem başkanlığını yaptı. Ayrı ayrı. Üç dönem yaptı. Böyle de bir özelliği var. O bizim efsane başkanlarımızdan normalde. Sağ olsun. Ama Fuat Kuş'un bir özelliği daha var. Hiçbir şeyi bilmez, her şeyi bilir. Onun için ben bu organizasyonda gerçekten özellikle sanat camiasında çok büyük emeği geçen Fuat Başkanım. Merhaba. Merhaba. Şenlikle ilgili, festivalle ilgili söylemek istediklerini sizden alalım. Bu sene ilk defa yapıyoruz burada. İlk defa. Yayın başkanı ben de. Beykoz'un hemen sınırı, köşesi. Ümraniye sınırı ama Beykoz Belediyesi buraya çok büyük bir yatırım yapmış. Yani onu gördü herkes. İşte arka tarafa spor tesisleri, burada oturma alanları. Bir de sen tabii Avrupa'ya çok gidip geldiğin için bir Avrupa havası var burada, değil mi? Harika bir havası var. Bugün ilk defa Türkiye'de bunu gördüm. Evet. Gerçekten. Evet. Evet. Bak neler söylüyor Sayın Metin Başkan. Giresunların herkese teşekkür ediyorum. Ben de Giresun Tirebolu Karametköy Dernek Başkanıyım. Bugün de benim de aynı gün pikniğim vardı. Beykoz Giresunlar için çakıştığı için iptal etmek zorunda kaldım. Ben buradan Karahmetli köylülerine bizleri ve yönetim kurulu arkadaşlarımı zorda bırakmaması adına onlara teşekkür ediyorum. Bugün Beykoz Giresunlar Derneği programı için biz kendi pikniğimizi iptal ettik. Yönetim kuruluma ve Karahmetli köylülerime çok teşekkür ediyorum. Başta Giresunlar Dernek Başkanı olmak üzere bütün yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bu 100 bin kişiyi buraya topladığı için hepinize saygılar, selamlar. Çubuklu halkına bir selam var mı, Çubuklu halkına? Çubuklu halkına da çok selamlarımı söylüyorum. Siyaset yapmak ayıp olur mu acaba? Siyaset değil bu, muhtarlık. Evet, ben de Mavi Karadeniz televizyonu muhtarlığını söyleyebilirsin. Ekranlarında evet. Çubuklu Mahallesi Muhtar adaylığına hazırım ve Çubuklu Muhtar'ın en iyisine kavuşacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Gökhan, o zaman sen devam et protokole doğru. Çünkü protokolde birbirinden çok değerli büyüklerimiz var. Evet. Onlarla beraber bu festivalle, şenlikle ilgili düşüncelerini almaya devam et. Ara devam ediyorsa edelim. Metin Karadeniz aynı zamanda iyi bir esnafımız bizim, sağ olsun. Devam etse de edelim diyorlar. Peki, o zaman protokole doğru gidiyoruz. Bakalım kimler var. Şimdi son zamanlarda siyaset dünyamızda Gelecek Partisi'nde merkez yönetiminde olan ama o bizim federasyonumuzun da önceki dönem başkanı olup biz Giresunlulara çok emeği geçmiş bir abimiz var burada. Ona düşüncelerini almak üzere mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle bu Ahmet Bey'i nereden buldunuz abi? Tanışıyor musunuz? Tanışmaz mıyız? Çok eski. Sevgili dostlar,
bir bahar gününde tekrar Beykoz'un güzel çayırında, Beykoz'un güzel havasında, ortamında yine Giresunlarla birlikteyiz. Bugün babalar günü. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Bugün üniversite sınavının ikinci aşamasına giren, geleceğimizin teminatı olan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ama bu güzel organizasyonu yaparak bizleri bir araya getiren Giresunlu Beykoz Giresunlar Derneği'ne ve yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Tamam, Giresunluyuz. Bize hizmetin çok ama bir de son zamanlarda bir siyasi çalışmalar var. Onlardan da bahset bize bari. Şimdi üstad, siz de siyaset yapıyorsunuz. Burası çok da siyaset yapma yeri değil. Geçmişte federasyon başkanlığı yaptığım günlerde de aynı şeyi söylüyordum. Bizim Giresunların birbirine siyaset yapmaya ihtiyacı yok. Biz siyasetimizi başka yerde yaparız. Burası Giresunluk paydasında bir araya geldiğimiz, herkesin birbirini kucaklaştığı, öpüştüğü, sevginin, saygının beslendiği noktalar. Dolayısıyla burada siyaset konuşmanın bir anlamı yok. Burada siyaset konuşmaya kalkarsak herkes siyaseten bir şeyler söyler. Çorbaya döndürüz. Bizim paydamız Giresunluluk. Ben Giresunları karşılıksız seviyorum abi. Giresunlu olmaya da devam ediyorum. Giresunlu olmaya da devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, her hemşerimiz bizim için kıymetli. Hangi partide olursa olsun. Hepsini desteklemekle mükellefiz mecburen. Çünkü sizler gideceksiniz ki bizim sözümüz gelsin. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ahmet Bey'e selam söyleyin. Ahmet Bey, size de özel selamı var. Sizle de özel görüşmek istermiş Mehmet Başkanım. Şimdi eski dernek başkanlarımızdan, Beykozlu Giresun dernek başkanlarından Sayın Rahman Emanet var yanımızda. Ona da kısaca bir söz vermek istiyorum. O da İyi Parti'nde ilçe yöneticiliği yapıyor. Tabii biz partiler üstünde konuştuğumuz için onun dernek başkanlığından girelim diye. Buyurun. İyi günler. Bugün hem Giresun'un şenliğini kutlar hem de Babalar Günü'nü kutlarım. Burada bu alanda her yıl yaptığımız şenlik Giresun'ların bir araya gelmesini sağlayalım. Siyaset üstü, Giresun'ların siyaset üstü olduğunu göstermek amaçlı yaptığımız bir olay bu. Biz Giresun'ların herkesin bir siyasi alanda yapması gerekmektedir. Benim görüşüm. Ama ne diyelim ki, buradaki insanlarla beraber eğlenmek, konuşmak, sohbet etmek, eğlenceli ve güzel günler geçirmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Ağzına sağlık başkanım. Şimdi İyi Parti'den açılmışken ta Giresunlardan kalkıp bizim yanımıza gelen, bizi yalnız bırakmayan İyi Parti il başkanımız Sayın Abdülkadir Eroğlu da burada. Ona da mikrofonu uzatmak isterim. Başkanım, ne düşünüyorsunuz etkinliğimiz hakkında? Çok son derece güzel. Giresun'dan gelmeme değdi. Aranızda olmaktan onur duyuyorum. Bir de Giresunluların bağımsızlığını yönetilmeye değil, yönetmeye talip olduğunu ispatlayan bir organizasyon. Hiç kimsenin arka bahçesi olmaya lüzum yok. Giresunlular yönetici olsun, bir arada birlikte olsun. Ben bu organizasyonu sağlayan Beykozlu Giresunlar Derneği'ne başarılar diliyorum. Her daim yanlarındayım. Yarın da gidip iyi olacağım oraya. Baş üstüne, onursal üye olursunuz hem de bize. Ne demek? Ta Giresunlardan gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bir de İyi Parti Genel Başkan Yardımcımız var bizim burada şu anda. Sayın Ünzile Yüksel Hanım, siz sevgili hemşerim, ne düşünüyorsunuz bu etkinliğimiz hakkında? Etkinlik çok güzel. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bütün Giresunları burada buluşturduğu için. İstanbul'da Giresunlarla buluşmak, hele de yaylanın çimeninde, çok güzel oldu. Beykoz Giresunlar Derneği yöneticilerine, törene katılan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Giresunlu olmak çok güzel. Ve bu tür etkinlikler ve dernekler siyaset üstü olmalı. Amaç Giresunlu, Giresunluların güçlü olması ve Giresun'a iktidarların, siyasetin hak ettiği hizmeti vermesi. Ben bütün Giresunlulara, böyle derneklere, böyle programlara destek vermesini içten diliyorum. Burada Giresunlularla olmaktan onur duydum. Dün geldim Ankara'dan. Sırf bunun için burada kaldık bugün. Davet için de çok teşekkür ediyorum. Bütün Giresunlulara sevgi ve selamlarımı söylüyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Tabii Ünzile Hanım'ın da söylediği gibi siyaset üstü bir durum var burada. Her türlü partiden hemşerimiz
bizi temsil etmekle sağ olsunlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilimiz var. Sayın Emine Gülizar Emecan'a da mikrofonu uzatmak istiyorum. Sayın vekilim, etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm hemşerilerime iyi hafta sonları diliyorum. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor. Kaybettiğimiz babalarımıza da Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Çocuklarımız sınava girdiler bugün. Hepsine Allah zihin açıklığı versin. Gönüllerine göre bölümlere girsinler. Onlar için duacıyız. Öncelikle bunları söylemek istedim. Biz İstanbul'da şenlikteyiz. Şu anda Giresunlu hemşehrilerimizle hep beraber. Ortam çok güzel. Hava çok güzel. Bu alanda ilk defa bu şenlik yapılıyor. Giresun, bu Beykoz Giresunlar Derneği'nin. Ama çok güzel başladı. Eminim ki çok güzel devam edecek. Ben teşekkür ediyorum. Bana da seslenme hakkı verdiğiniz için, fırsatı verdiğiniz için. Her şey çok güzel. Eminim ki akşama kadar da çok güzel bir şekilde devam edecek. Özlemişiz birbirimizi, değil mi? Pandemi araya girdi. Pandemiden sonra yeni yeni insanlar birbiriyle buluşmaya başladı. Kayıplarımız oldu bu süreçte de. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım ki bir daha böyle hastalıklar bizi bulmasın, dünyayı bulmasın. Bizler yine bu şekilde barış içerisinde sağlıklı bir şekilde eğlenmeye, en azından nefes almaya devam edelim diyorum. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Şimdi sırada Kartal Giresunlular Dernek Başkanımız Sayın Cengiz Demirkaya var. Onun da görüşlerini almak istiyoruz. Tabii bu etkinlik sadece Beykozlu Giresunların değil, İstanbul'daki tüm Giresunların. Gördüğünüz gibi Giresun'dan da gelenler var. Ta Ankara'lardan gelenler var. Cengiz abi, ne diyorsun Kartallı bir Giresunlu olarak? Ben Kartal Giresun Dernek Başkanı Cengiz Demirkaya. Beykoz Giresun Derneği'nin bu güzel etkinliği çok önemli. 31.si yapılıyor. Yönetim kurulunu, başkanı Hayrullah Usta'yı tebrik ediyorum. Gerçekten alan çok büyük olduğu için belki kameralara yansımıyor. 400 dönüm üzerinde şu an etkinlik. Çok katılım var. Biz de günlerdir uğraşıyoruz. Ben de canlı yayına katıldım. İlçemizde afişleri astık. Efendime söyleyeyim, yönetim kurulum şey yaptı, gayret etti. Bizlerden gelenler de şu an piknik yapıyorlar. Bu tür şeylerin geliştirilmesi lazım. Kiraz'ın ana vatanı, fındığın başkenti, kendi ili dışında şehitliği olan tek il Giresun'dur. Ben her zaman söylüyorum, Giresun bu ülkenin harcıdır. Çok önemli, tek adası olan ildir. Giresunlu ve Giresunlu'dan hiçbir zaman hain çıkmaz. Bir ve beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız. Çok teşekkür ediyorum mikrofon verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hakikaten biriz, beraberiz inşallah. Hem diri olacağız, hem iri olacağız, hem bir olacağız. Yine çok organizasyonu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza başarılar sağlık. Başarılar diliyorum. Onursal başkanınız Reşat Dandini'ni alıp gelmişsiniz. Buradan, yönetim kurulundan Azmi Kirman, başkan vekilim İsmail Yüksel, onursal başkanımız, 28 yıllık başkanımız Reşat Dandini de geldi. Kalabalığımız var. Herkes araçlarıyla geldi. Katılım zaman ilerledikçe daha da çok olacak. Neden? Üniversite sınavı var. Babalar Günü, İstanbul trafiği var. Ben Mazotta 30 lira. Kartal Belediye Başkanımızın da selamlarını getirdim. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir ve beraber olalım. Her şey Giresun bir Giresunlu için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ta Bayrampaşalardan, Göktürklerden gelen bir başkanımız daha var. Giresunluların onuru gururu vaziyetinde. Başkanım, etkinliğimiz hakkında ne diyorsunuz? Etkinliği Hayrullah Usta çok güzel bir etkinlik hazırlamış gerçekten. Emeklerine sağlık. Gerçekten Giresunluları burada bir arada görmek onur verdi, gurur verdi. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Önce Giresun büyük yazılır. Evet, bravo. Birliktelikten güç doğar ve Giresunlular olarak önce birlikte olacağız ve gücümüzü ortaya koyacağız İstanbul'da. İnşallah. Sizlere de emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz'e de çok teşekkür ediyorum yapmış oldukları yayınlar için. Eğlencemiz inşallah günün sonunda daha hoş, daha güzel bir hayırlı bitmesini de inşallah ediyorum. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Derneğimizin kurucu başkanlarından İshak Kuş'la demin sohbetimiz sırasında
Adil Bey'in sözü çok geçti. Sağ olsun birlikte bu Giresun birlikteliğinin ana emektarlarından, büyük emektarlarından, 90'lı senelerde bizi Afyonlara ilk taşıyan insan. Saymakla bitmez. Aslında bu mikrofonu ona vererek başlamamız lazım. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanımız ama o bizim hemşeri camiasında bir büyüğümüz. Sayın Başkanım, ne dersiniz bu etkinliğimiz konusunda? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii burada ben önce Mavi Karadeniz Televizyonu'na tebrik ederekten onlara Mavi Karadeniz'e uzun ömürler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hem Giresun'la ilgili hem Karadeniz'le ilgili hem de yurdumuzun her yöresiyle ilgili konularda her daim var Mavi Karadeniz. Onun için tebrik ediyorum, kutluyorum. Fuat Kuş ve ekibini yıllardır emek veriyorlar. Buraya gelince, evet bu sene ilk defa bu Beykoz'daki geleneksel kaymak donduran yayla şenlikleri buraya alınmış vaziyette. Yeni bir mekan. Bu sene 31.sü yapılıyor bu geleneksel festivalin. Ama burası da çok güzel. Kaymak donduran güzeldi ama burası daha böyle bir meydan olarak müsait, alan olarak da müsait ve en azından yapılan etkinlik daha iyi gösteriyor kendisini. İşte horon tepiyorlar ve daha güzel bir görüntü var burada. Protokol düzenlemesi güzel, sahne güzel. Ben emeği geçen bütün herkese, başta Hayrullah Başkan ve yönetim kurulu olmak üzere yardımcı olan diğer ilçelerdeki, İstanbul'un diğer ilçelerindeki ve tabii Beykoz'daki diğer bizim Giresun'la ilgili derneklere çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. Başkanım, tabii burayı özlemiş miyiz birbirimizi? Pandemi de görmedik birbirimizi. Evet, bir de o var. Bir de Murat Başkan'a da, Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a da teşekkür ediyorum. O da bizim hemşerimiz. Elbette. Böyle o da burayı tahsis etmiş. İnşallah bundan sonra da gelecek kuşaklar bu şeyi, bu etkinliği devam ettirirler. İnşallah yüzüncüsü olur, daha sonrası olur. İnşallah. Biz bunu temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Burada bir de gelip işte Giresunlarla buluşan siyaset insanları var, protokol insanları var. Onlar için de bir kucaklaşma vesilesi oluyor. Sanatçılarımız geliyor. Güzel bir etkinlik. Devamını diliyorum. Başkanım, müsaade ederseniz. Benim için de söylediğiniz şeyleri ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin hassasiyetinizi bildiğim için çok özel bir şey de sormak istiyorum. Biliyorsunuz yıllardır siz dillendirdiniz, başladık bu işlere. Biz de bulunduğumuz platformlarda dillendirmeye çalıştırdık. Bizim atamız, babamız, bugün de babalar günü, Topal Osman Ağa'nın iade-i itibar konusu vardı. Yıllardır çabaladınız. Sizin eşiniz de bir milletvekili olarak çabaladı, ben biliyorum. Ama bu şu anda Milliyetçi Hareket Partisi tarafından meclise verilmiş bir önerge. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi önce Babalar Günü hatırlattınız. Bütün babaların Babalar Günü, ben de kutluyorum. Özellikle ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalar varsa bütün hasta babalara da şifalar diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Şimdi Osman Ağa ile ilgili bu iade itibar konusu yanlış anlaşılmamalı. Osman Ağa bizim tabii ki milli gururumuz. Kurtuluş Savaşı'ndaki yararlıklarını burada tek tek saymaya gerek yok. Herkes üç aşağı beş yukarı bunu biliyor. Zaten o açıkçası itibar noktasında milletin gönlünde en üst noktada yer etmiş bir insan. Özellikle bizlerin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Milliyetçilerin gönlünde zaten itibarında bir sıkıntı yok. Son derece itibarlı. Bürokratik anlamda bir takım şeyler eksik olmuş olabilir. Biz istiyoruz ki üniversitemizin adı Topal Osman Üniversitesi olsun. Onun da o bürokratik, işte diyorum ki bürokratik anlamdaki eksiklikler de bu zamana kadar giderilmeliydi. Bu çok daha iyi bir şekilde topluma anlatılmalı, mal edilmeliydi. Şimdi bu noktada teklif verilmiş olabilir. Ben açıkçası bunun içeriğinin doldurularak teklifin verilmiş olduğunu ümit ediyorum. İnşallah bir sekteye uğramaz, bir kazaya kurban gitmez. Sadece yarattığı hava ile kalmaz. İzleyelim, bekleyelim, görelim. Hep beraber yani, takipçisi olalım. Bundan rahatsız olan kesimler de var. Onları biz biliyoruz. Ama bizim için Cumhuriyet'tir asıl olan, Mustafa Kemal'dir, Atatürk'tür asıl olan. Biz onun bıraktığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. O da zaten Osman Ağa'mıza
Giresun'a yaptığı bir ziyarette onun kabristanı ile ilgili ve yaptığı işaretle, verdiği işaretle zaten hissiyatını zaten ifade etmiş zamanında. Bazen devrimler kendi çocuklarını yiyebiliyorlar. Biraz öyle bir tablo var. İnşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabii ki hep beraber. Bütün şehitlerimizi Topal Osman nezdinde tabii. Yattığı yer cennet mekanı olsun diyoruz. Amin. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Sunucunuz bendeniz Gökhan Taner Vural. Sayın Başkan. Evet. Beykoz'umuzun, Nadide Beykoz'umuzun İktidar Partisi, AK Parti ilçe başkanı olarak, bizim de eski dostumuz olarak, sen bizim mahallelimizsin. Ne demek? Sen aynı köylüyüz yani. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu Giresunların 31.sini yaptığı bu şenlik hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir organizasyon? Gerçekten şunu söyleyebilirim. Bu STK'larda Beykoz'da en güçlü STK'lardan bir tanesi Giresun, Giresunlar Derneği. Yani sadece bu dönem değil, önceki dönemlerde de çok etkili. Bizim üzerimizde de emeği olan bir STK. Ben çok başarılı görüyorum. Bu organizasyonlarda birlik beraberlik için bizler kaynaşma anlamında gerçekten çok katkısı var. Elbette. Ben o anlamda kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen başta dernek başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerine hepsine teşekkür ediyorum. Bugünkü yönetimdeki olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bu ortam siyaset üstü. Burada evet. Her partiden bir hemşerimiz var başkanım. Sağ olsun. Çeşitli görevlerde var. Hepsine söz veriyoruz. Hepsiyle konuşuyoruz. Ama sizin sözünüz önemli. Niye? Biz sonuçta Beykozluyuz. Beykozlu Giresunlular olarak evet. Konuşuyoruz. Siz de bizim dertlerimize derman olmaya evet. Sağ olun. Devam ediyorsunuz. Ben uzun yıllar siyasetin içerisinde olan bir kardeşim olarak şunu söyleyebilirim. Beykoz'da siyaset üstü Beykozluluk geleneği var. Bu anlamda Beykoz söz konusu olduğu zaman gerisinin teferruat olduğunu çok birçok konuda hep birlikte yaşadık. Ben bu anlamda bu STK'larıma çok büyük katkısı var. Bu geleneğin devam etmesini, burada görev yapan arkadaşların kucaklama anlamında bütün siyasi partileri kucaklıyorlar. O anlamda kendilerine de gerçekten samimi duygularla teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Daha çok birlikte olalım inşallah. İnşallah. Daha çok bizim dertlerimizi dinleyin. Tamam, sıkılıyorsunuz biliyorum ama derdimiz biz Beykozluyuz. Dertlerimiz çok. İmar problemlerimiz var. İş problemlerimiz var. Tabii sizden yani. De ümidimiz var yani. Yani şunu söyleyebilirim ki Beykoz gerçekten Türkiye'nin en güzel yaşanılacak beldesi, bir ilçesi. Bu anlamda yani biz birlik beraberlik içerisinde bu problemleri ancak birlik beraberlik içerisinde çözebiliriz. Hani uzun yıllar dedim ya siyasetin içerisindeyim. Ben siyasete girdiğim günden beri Beykoz'da en büyük problem mülkiyet problemiydi. Kısmen bu mülkiyet problemi artık imar problemi haline dönüştü. Tabii büyük çalışmalar var. Burada siyaseti ayrıştırıyorum yani. Siyasi anlamda AK Parti burada gerçekten son 20 yıldır büyük hizmetleri var. Bu anlamda bundan sonraki imara da hani biliyorsunuz bir gayret var, çalışma var. Özellikle belediye başkanımızın tecrübeli olması, özellikle buraya imar problemlerinin çözülmesi için buraya gönderildi. Ve imarla ilgili de çok büyük mesafeler kat ettik. İnşallah bu problemleri de biz çözeceğiz. İnşallah. Takipçiniz olacağız başkanım. Sağ olun. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun. Evet, Sayın Giresunlular, yanımızda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burak Akburak var. Değerli hemşerimizden bu etkinliğimiz hakkında görüşlerini almak istiyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Giresunlu olduğumuz için zaten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Ben de Giresun SP'liyim. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. STK'lardan sorumluyum. Dolayısıyla burada bir STK organizasyonundayız. Dolayısıyla bu güzel organizasyonu yapan Beykoz Giresunlar Dernek Başkanımız Hayrullah Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir gün olur. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Sizi şimdi Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımızla tanıştırmak istiyorum. Giresunlu hemşerilerimizden daha taze başkan yardımcımız Sayın Ufuk Özdemir'in düşüncelerini almak istiyorum. Ta Esenyurtlardan kalktı geldi bizim için. Evet. Evet, Esenyurt'tan kalktık. Uzak yer ama bizim için hiç önemli değil. Hemşerilerimiz Türkiye'nin öbür tarafına çağırsınlar. Koşa koşa geliriz. İşimiz bu. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Yeni başkan yardımcısı oldunuz. Ne diyorsunuz? Bu konuda bize nasıl, Giresunlara nasıl bir desteğiniz olacak?
Benim başkan yardımcısı olurken en büyük motivasyonum hemşerilerime faydalı olabilecek miyim? Acaba elimiz onlara uzanabilecek mi? Onun endişesini taşıyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada onlar için elimizden geleni yapacağız. Onlar nereye çağırsa gideceğiz. Ne eksikleri varsa elimizi taşın altına sokacağız. Sağ olun başkanım. Buradan Esenyurt Belediye Başkanımıza da selamlar iletelim. Teşekkürlerimizi iletelim. Sizin gibi değerli bir hemşerimizi yanında ekip arkadaşı aldığı için. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Beykozlu Giresunlular Derneği'nin efsane başkanlarından bizlere çok emeği geçmiş saygıdeğer Remzi Coşkun Başkanım burada. Onunla bu etkinlik hakkında, önceki etkinliklerle farkları hakkında bir görüş almak isterim. Teşekkür ederim. Şenliğimiz çok güzel. Bize hizmet verir burada. 31. Kaymak Dondurma Yayla Şenliğini burada yapmak bizi çok onurlandı, çok gururlandı. Giresun'da yakışan çok güzel bir alan olmuş. Sanki kendimizi Giresun yaylalarında hissediyoruz Sayın Başkan. Ben dernek başkanına, yönetimine hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Giresunlular ve ülkemize, İstanbul'umuza çok güzel bir sosyal donatı yaratmış. Tebrik ediyorum. Ayrıca sizin aracınıza şunu ifade etmek istiyorum. 7. ayın 23'ü, 24'ü Sarakgöl'de buluşmak üzere. Buradan yöreme, bölgeme, Giresun'la selamlar, saygılar. Buradaki şenliğimizin hayırlı olmasını temin ediyorum. Çok teşekkür ederim sizlere de. Sağ olun başkanım. Emeklerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Bir diğer başkanımız daha var burada. Giresun Dernekler Başkanımız, Giresunlular Dernek Başkanımız var. Halil İbrahim Dalka. Ben onun bir Halil İbrahim Dalka daha tanıyorum köyden. İkizi gibi geziyor ama birbirlerinin elektrik faturalarını öderlermiş. Sayın Başkanım ne diyorsunuz? Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Bu etkinlik hakkında düşüncelerim çok da en güzelini söylemek istiyorum. Bizim 1980'li yıllarda kurduğumuz Kaymak Donduran Yayla Şenliği'nin 30 yılını Kaymak Donduran Mesire Alanı'nda geçirdik ve fevkalade güzel bir anılarımız olmuştur. Daha sonra bugün bu mekanda birincisini kutladığımız bu yayla şenliğimizi buraya taşıdığımızdan dolayı ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu mekanın sürekli bir şekilde devam etmesini diliyorum. Arkadaşlarımızın çalışmaları noktasında her türlü hizmetlerini bize bahşettiklerinden dolayı hepsine sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunarım. Sağ olun başkanım, ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Deva Partisi İl Başkanımız Sayın Eren Erol Bey var burada yanında. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu etkinliğimiz hakkında görüş ve düşüncelerinizi almak için kısaca mikrofonu muhteşem bir etkinlik. Yani özellikle bu etkinlikte emeğe geçenleri kutluyorum. İstanbul'da biliyorsunuz yani Giresunlar ilk 3 ilden biri. Giresunlar'da bu yakışırdı. Bu güzel yaz gününde bir başka güzellikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdiler. Herkesi kutluyorum. Ayağınıza keyifler bol olsun. İnşallah. Hep beraber inşallah. Burası siyaset üstü görüyorsunuz. Her siyasi partiden bir hemşerimiz burada. Sağ olsunlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.